Mola Saati programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu akşam iftar saatimizi yenilenmiş Barış Büryan'da geçireceğiz. Yanımızda yeni işletmemizin müdürü ve aynı zamanda işletme sahibimiz Halil abimiz ve aynı zamanda İbrahim Bey var. Kadromuz burada. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Biz de Barış Büryan ailesi olarak öncelikle Ramazan ayının tüm dünyaya barış, İslam alemine de huzur getirmesini diliyoruz aile olarak. Biz de hayırlı Ramazanlar diyoruz. İftar saatimizi bu akşam burada geçireceğiz. Yalnız birçok yerde kebap lezzeti, farklı lezzetlerle buluşuyoruz. Ancak buranın bir özelliği, Siirt'in eşsiz lezzetleri var. Büryan kebabı, yani 3 saat pişirilen kuyu kebabı var. Aynı zamanda perde pilavı var. Tabi bunun yanı sıra birçok lezzetler var. Hangisinden yesem diye başlayacağım ama öncelikle müdürümüze bir sorayım. Halil Bey, müsaadenizle. Müdürüm, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizleri de ağırlamak bize mutluluk verdi. Başlayalım. Çorbamız. Çorbamızla başlıyoruz. Çorbamız. Daha sonra kahvaltılık ürünlerimiz var. Dolmamız var. Bunun yanı sıra tabi büryan lezzetlerimiz var. Kemikli ve kemiksiz olarak, değil mi Halil abi? Tabii. Kemikli ve kemiksiz olarak lezzetlerimiz var. Lahmacunumuz, içli köftemiz. Aralindir, evet. Yalnız Antep'in eşsiz lezzetlerini de görüyorum burada sanki. İçli köfte ve yöresel yuvarlama. Yöresel yemeklerimiz de tabii mevcut. Yuvarlama, dolma, içli köfte, lahmacunumuz mevcut. Tabii ve kuruluklarımız var tabii açılışta. Yani Ramazan. Burada bayağı bir çeşit menü geniş. Yalnız geniş. Burada bu sofraya bakınca gözüm bir korktu, öncelikle onu söyleyeyim ben. Uçuk bir fiyat değildir umarım. Yok. O kadar uçuk bir fiyatımız yok. Fiyat olarak... gördüğünüz bu şekilde, bir kişinin doyabileceği şekilde, fazlasıyla doyabileceği şekil, kişi başı 50 lira. 50 TL. 50 lira. 50 TL dedi, bak yanlış söylemiyor değil mi abi? Doğrudur. Bak zarar edersin abi. Bak iyi düşün, iyi düşün. Şimdi kardeş, yer işletiyoruz. Tabii ki para kazanacağız ama sadece para kazanacağız dediğin zaman kaybeder. Kadro yeni. Mekan yeni, lezzetlere ekstra lezzetler katılmış, öyle görüyorum ben. Bunun bir artı avantajı vardır mutlaka, değil mi? Yenilenmiş olarak Barış Büryan'ın. Tabii. Şimdi değil 15 mi? Yıllık şahsi bir tecrübem var bu konuda. Onun ötesinde şu anki kadron cidden de zevkle çalışıyor. Aynen, hepsi güzel. Yani keyif alarak, hayır keyif alarak, şimdi ticari aynen olarak değil de sadece. Bir de keyif alarak çalıştığı için. Bence bu liderlik vası sizden geliyor. Bence siz güler yüzlülük ve sempatik bir kişi olarak, değil mi İbrahim? Evet. Öyle demek lazım, değil mi Hamza Ustam? Öyle tabii. Hamza Ustam yalnız bu büryanı öyle çıkartıyor ki abi, öyle bir kesim yapıyor ki kuyudan 3 saat bekletiyor. Her gün ayrı bir zevkle izliyorum. Allah! Her gün. Dur abi, zaten iftara bir 15 dakika kaldı zaten. 15 dakika sonra bu lezzetlere tek tek bakacağım sevgili izleyiciler. Yalnız tabii bu iftar soframız. Bunun yanı sıra iftarın haricinde misafirlerimiz geldiğinde büryan kebabı ve tam perde pilavı mutlaka yemek istiyordur. Değil mi? Tabii. Biz burada günübirlik hizmet veriyoruz. Haftanın 7 günü biz hizmet veriyoruz burada. Günlük kuyu kebabı, kuyumuz da et pişiyor. Tamam. Ve şu gördüğün hemen işte kahvaltı tabağı, sabahları kahvaltı veriyoruz. Sunumların hepsi hemen var. Tabii Ramazan ayı özel bazı şeyler var ama genelde burada sunulan her şeyi burada var. Öğlen yemeği, akşam kebap yemeği. Kebap da yok burada. Ekstra kebaplarınız da var. Sığmadı. Tabii. Sığmadı. Sığmadı. Tabii kebap. Sabahları hafta sonları özel serpme kahvaltımız var. Değil mi durum? Tabii serpme kahvaltıları hafta sonu 9 ile 12 arasında sizleri bekliyor olacak. Serpme kahvaltı 40 çeşit menüsüyle. 40 çeşit. 40 çeşit. Fiyat alabilir miyim? Fiyatımız şu an uygun. 20 lira. 20 lira. Kişi başı 20 lira. 40 çeşit kahvaltı. Aynen. 20 lira. Aynen. Abi yine yanlış söyledi herhalde. Yok abi. Bak değil ediyorum ben. 20 lira. Evet. Harika ya gerçekten. Abi ben bir bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir akşam geldiğimde burası kebap ve lezzetlerin haricinde kafe hizmeti de görüyorum. Sanki nargile var, kafe var, ne bileyim atom içecekleri var, ne bileyim dondurma var. Tamamen her şey burada mevcut. Evet. İnsan huzur, arabanın yolu bir tarafta. Parkın içerisi dinlendiriyor, nezih, güzel. Gerçekten var ya, ben bir önceki dönemdeki Barış Büryan'la şimdiki Barış Büryan arasında biraz daha tık tık üzerine koymuşsunuz diye düşünüyorum, değil mi? Şimdi böyle bir ortamı değerlendirmek lazımdı Ali Bey. Büryan zaten farklı bir şey Gaziantep'te.
Onun yanı sıra hani bütün vaktimizi nasıl geçiririz? İşte önümüz şey Ramazan içindeyiz. Ramazan'ın akşamları biliyorsunuz 120 bin nüfuslu bir yer, evet. Gazikent. Ve dışarıdan da gelen var tabii ki. Gazikent buraya akıyor. Buraları cıvıl cıvıl. Ne yapalım dedik? Buna kafeyi ekleyelim. Nargile olsun, sıcak içecekler olsun, Aton vesaire vesaire gibi hem kafe hem restoran tarzında. Birçok grup organizasyonları görüyorum. Bürokratlar geliyor, aynı zamanda misafirler, bayağı bir kalabalık, doğum günleri, nişan. Yani burası farklı bir dünya olmuş. Bence bir hareketlilik getirmişsiniz, onu söyleyeyim ben. Zaten hedefimiz oydu. Evet. Sağ olsunlar, herkes de yardımcı oldu bu konuda, abilerimiz, büyüklerimiz vesaire. O zaman şöyle diyelim abi, yol düşen herkesin Gazikent'e geldiklerinde mutlaka yenilenmiş Barış Büyücan'ı mutlaka ziyaret etsinler. Lezzetler burada, yeni yüz, yeni imaj, yeni kadro, her şey burada. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.